Merhabalar. Bugün paçanga böreği bizim canımız çekti. Ve gittik hemen. Tabii sokağa çıkma yasağı var ama valla marketler Allah'tan açık. Hemen işte pastırmamızı aldık. Bunları dilimleyeceğim. Malzemelerimiz. Ups. Pastırma, kaşar peyniri, biber. Bunlar tabii organik, bunlar değil. Valla biz çeri domatesini tercih ediyoruz. Sarı çeriyi çok seviyoruz. Ve kırmızı çeri var. Onları şöyle bir ikiye kestim ben. Burada iki yumurtanın akı ve yarım çay bardağı kadar süt var. Üzerine sürmek için fırında yapacağız bu arada arkadaşlar. Üzerine yumurta sarısı koyacağız, süreceğiz yufkaların. Yufkaları dörde bölmeyi planlıyorum ben. İçine bu sosumuzdan süreceğim. Hiç yağ koymayacağım çünkü yeterince yağ var yani kaşar peynirinde biliyorsunuz. Yeterince yağlı. Biraz zeytinyağı belki koyabilirdim ama çok gerek kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Ve üzerine de içine bir de tabii ben şey istiyorum. Taze çekeceğim. Karabiberi, biraz sarımsak tozu ve üzeri için yumurta sarısını sürdükten sonra çörek otu ve susam karışık koyacağım. Bu kadar. Kaşar peynirin ben yeteceğini hiç düşünmüyorum. Evet, bunu da bence biz şey yapalım, koyalım. Bazıları rendeliyor fakat rendelediğiniz zaman o içinde eriyor gidiyor ve sadece hafif bir lezzet olarak geliyor. Böyle uzayan falan bir ne diyelim tekstürü olmuyor. Dolayısıyla ben öyle istemiyorum. O yüzden şöyle dilimler halinde. Aslında küp küp doğrayacaktım ama hadi dedim dilim dilim koyalım. Daha istediğim kıvamda olur gibi düşünüyorum. Küp küp koysanız bazı yerlere gelmez. Onu daha dikkatli koymanız gerekiyor. O kadar uğraşamam. O çok ayrıntılı bir şey açıkçası. Dolayısıyla ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Evet, şunları da şöyle dilimledik mi? Ve bitiyor. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Valla kanal şeye benzedi biraz ya. Yani direkt K-popçu hakikaten. Bir tane çok sevdiğim birisi şey dedi. Abla seni hakikaten hocam dedi. Şey yapmaya başladık dedi. Bayağı bildiğin dedi. K-popçu yaptık. Ya kanal o kadar da tabii K-pop çok güzel ama farklı şeyler de olsun istiyorum. Zaten değil mi Cüneyt? Yola çıktığımızda böyle farklı tarifler de olacaktı. Yemekler, sohbetler. Dolayısıyla da ben biraz daha böyle bir hani farklı lezzetler bizim sevdiğimiz değil mi Cüneyt? Lezzetlere de yer verelim. Çok yapışsın. Yağlı kağıdı da kessin istemiyorum. O yüzden elimle biraz kaldırarak yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi hafif kalın şeritler halinde dilimliyorum. Burada 180 gram paçanga var. Ben biraz paçangası bol olsun. Kestiğinizde şeyleri daha fazla yufkanın içine daha fazla yere serpme şansınız var. Dolayısıyla da daha az bir maliyete tabii bu pastırmaları şöyle birazcık ayırayım. Gerçi yaparken de ayıracağım ama. Evet. Koyabileceksiniz. Ay nefis bu çemen ya. Of bayılıyorum. Şöyle ağzıma değdirmeden atabilir miyim? Harika. Vallahi harika. Cüneyt pastırmamız efsane. Gerçekten. Sana da. Çemenli mi seversin, çemensiz mi? Çemensiz. Ay lezzet. Lezzetten anlamaz. Gel. Çok az bir çemeni var. Vallahi bunu da ağzıma atacağım ben ya. Üzgünüm arkadaşlar. Nasıl? Harika. Değil mi? Bu Kayseri pastırmasıymış. Biraz da görüyorsunuz yani dilimler değil mi Cüneyt? Şöyle kalın. O yüzden çok daha lezzetli olacağını düşünüyorum ben. Evet, yaparken ayıracağım ama şimdi en azından şöyle hemen
Ayırmaya başlayalım. Ay harika ya. Biraz daha vereyim mi Cüneyt? İstemiyor musun? Peki. Kamera açıkken istemiyorum. Vereyim. Ha? Gel. Allah çok güzel ya. Ya ben bu pastırmaya bayıldım. İyi ki o paket pastırmadan almadık. Yani bunu zannediyorum daha yeni açmışlardı falan, böyle kesmişler falan. Ay çok lezzetli ya. Ay bunu da ben yiyeceğim. Ya şeye kalmayacak. Biz bunu hepsini yermişiz filan. Şöyle. Evet, elimle de parçalayabilirim. Evet, geldik yufkamıza. Alalım. Allah, gel bakayım buraya. İyice tabii bunu dezenfekte ettik filan. Dışını. Artık biliyorsunuz bu dönemde ne alsak tabii, değil mi? Hepsini dezenfekte ediyoruz. Şimdi ben bunu dörde böleceğim için bu number one şöyle yapalım. Ha, iç içe koyarım ya, bir dakika. Şu number two. Evet. Gel bakayım. Evet, bakalım. Önce bir 3 yufkayla bir yapalım. Bakalım malzemelerimiz ne kadar ne yetecek. Evet. Allah, bayağı tazeymiş Cüneyt ya yufka. Harika. Yeni geldi. Vallahi yeni gelmiş hakikaten ya. Evet, bazıları daha iri olabilir mi acaba? Şimdi şunu kestikten sonra bunu alalım. Şöyle koyabilirim. Ve bunu da üzerine. Ya bu şekilde daha kolay kesiyor arkadaşlar. Ben genelde üst üste yapıyorum. Evet. Şunu. Evet, bunu da aldık. Allah, sakın sosun üzerine tabi gitmesin yani, değil mi? Tabi. Pekala, bunu da ikiye bölersek paçanga böreklerimiz için. Evet, yufkalarımız hazır olacak. Gerisini elimle yapabilirim. Harika. Peki. Bunu şöyle aldık. Bunu da üzerine koyalım. Ay harikaymış ya. Taptaze valla. Bazıları tabii dediğim gibi daha minik oldu. Şu minikleri diyorum bir ayırabiliriz bence. Belki daha sonra bir şey yapabiliriz filan filan gibi bir şey düşündüm şu anda. Çünkü iri iri olsun istiyorum ben. Ve evet. Şimdi gelelim sosumuza. Bunları evet, şöyle hızlı hızlı. Zaten şeyin de suyu olacaktır. Önce domateslerden başlayayım ben. Evet. Şu en geniş kısmına koyuyoruz. Biraz da sarı domates alayım. En geniş kısmında olacak. Bir tane daha. Evet. Biraz biber. Şuradan kaşar peynirimiz. Şöyle koyalım. Ve pastırmalarımız. Sesim gitti. Yutkunu yutkunu yapıyorum. Evet. Biraz daha ve üzerine şöyle domatesini de koyabiliriz. Evet. Sarması. Evet, bu bayağı iri olacak. Dolayısıyla iki tane sararsak bence daha mantıklı olur. Evet. Bol malzemeli yapalım. Evet, çift yufka bence daha mantıklı. Çünkü şey dağılır. Siz tabii benim kadar bol malzemeli yapmak durumunda değilsiniz. Çünkü dağılabilir. Ben böyle yapacağım.
Ve evet. Harika. Ve birinci paçangamız hazır. Şöyle koyalım. Evet, harika. Evet, o zaman şöyle bir formül geliştireceğim ben. Bunu hop hızlı hızlı koyalım. Ve ikinci yufkayı şuradan mesela bir tane alalım. Hop. Bunu da üzerine koyalım. Bunu da birazcık ıslatalım tabii. Gel, kış geldi. Cadı geliyor, cadı. Cadı. Anne ne yapıyorsun yine anneciğim? Kedi köpeklerine de ASMR'e çekiyorlar filan. Evet, buradan yine domateslerimiz. Anneciğim çok gelme. Tüyleme bizi, olur mu? Bizi çok tüyleme. Tüyleme annem. Şuradan biraz hop. Biraz daha domates alabilirim. Ay bu bence nefis olacak. Evet. Evet. Şuradan biraz daha biber koyabilirim. Efendim şöyle sanki. Önce bunu böyle sarmak istiyorum. Yok, böyle olur. Bunu bence böyle yapalım. Evet. Buraya biraz daha sürmemiz gerekebilir. Ne oldu annem? Ve evet. Geldik. Önce bunu söyleyeyim o zaman. Diğerini de üstüne koyarım. Evet. Üçüncüsüne. Kış cadı. Ne istedin anneden anneciğim? Ne istedin sen anneden? Ne istedin sen anneden? Hay anne. Hey yavrum. Hey yavrum. Ha evlatlarım benim. Ay nasıl güzel geldiler bakıyorlar Cüneyt ya. Kıyamam çocuklarıma. Ne var diye bakıyorlar. Ne yapıyor bunlar? Bunlar gene bir şeyler çekiyor, bir şeyler yapıyor. Kendileri yine yiyecekler, içecekler. Biz aç kalacağız. Olsun, size de ASMR yaparız bebeklerim. Aa, ben karabiberi falan unuttum. Ay Allah. Evet, karabiberi unuttuk bebişim. İçine birazcık koyacaktım. Ya olsun, karabibersiz olsun. Zaten karabiber çok faydalı değil, saçları döküyor. Tabii. O zaman karabiberden vazgeçtik. Peki. Ya bunları hatta arasına koysam bence daha güzel olabilir böyle sulu sulu değil mi? Bu seferkini mesela böyle deneyelim. Bu paçanga böreği biraz aç doyuran oldu. sen benim elimi biliyorsun yani. Benim elim böyle. Bol kepçe lokantası her seferinde. Şu doya doya yiyelim ya. Öyle değil mi? Tabii. Esnaf lokantası. Esnaf lokantası. Sana da gelenler bir şey yer, kalkar gider, ikinciyi yiyemez. Yani tek bir atıyorum börek desek yanına. E tabi bu tam bir porsiyon yani hani. Ya hiçbir zaten paçanga böreği yediğim yerde ben paçanga böreğine doyamadım ki yani. İşte sana gelen müşteriler doyar. Bir daha ekstra bir şey söylemez. E ona göre de fiyat tabii yani. Her şey organik malzeme. Zarar mı ederiz? Vallahi bence kar ederiz. Bunu bir düşünelim. Bir düşünelim. Bunu bir masaya yatıralım. Heh. Dur be anneciğim. Geldi. Evet. Şunu üzerine koyarız. Ha bunu koyarız hatta ya. Bunda bir yırtıklık görüyorum. Evet. Olan.
Hollan. Şöyle hızlı hızlı koyduk muydu? Evet. Bunu da üzerine koyalım. Harika. Ne oluyor? Işığımız gidiyor. Işık gidiyor kendi kendine. Oraya dokunuyorsun da ona temassızlık vardır. Yağlar geldi, gitti, anlattı. Değil mi? Sen pıtır hep yağ var diyorsun ya çocuğuma. Asıl icraatları çıtır yapıyor. O da ona yağverlik yapıyor. Evet. Hep arkasında dolaşıyor, ne yapıyor acaba diye. Ya değil mi? Çok tatlılar ya. Oy benim çocuklarım. Oy benim ballarım. Oh oh. Çift yufka mı yapıyorsun? Çift yufka yapıyorum. Bol malzemos. Fırın kaç derecede çalışıyor? Fırın kaç derece? 200. Yo 200. Niye 180 değil? Vallahi 200. Yani 180 bana az geliyor. Böyle daha yavaş oluyor gibi. Zaten bunda çok pişecek bir şey olmayacağı için Cüneyt. Yeterli diye düşünüyorum ben ya. Şöyle evet susam ve şey çörek otu koymayı planlıyorum. Sever misin? Evet. Şöyle güzel güzel. Bir tane daha sığar mı acaba? Bence sığdırırız. 4 tane. 5'i zorlarız. 5'i zorlarız valla. Onu daha ince yapabilirim mesela şu ufaklardan diyorum. Yaparım değil mi? Evet, yine çift kat. Ondan sonra niye pil aldın? Vallahi aldım ya. Korona, ey korona. Nelere kadirsin ya hakikaten. İşte bu dönemde evlerde tabii otur. Serotonin beyin çok fazla salgılamıyor tabii. Çünkü çok fazla hareket edemiyoruz. Dolayısıyla da biraz... Yani kendimizi yemeğe verdik. Fakat ilk korona başladığında, ilk bu lockdownlar işte evde kaldığımız zamanlarda insanlar çok kilo aldı. Ben 10 kilo verdim. Fakat hakikaten artık ben de sıkıldım yani. O yüzden aman diyorum. Fakat ben yine rejime başlayacağım ya Cüneyt. Bu böyle gitmez yani. Hakikaten gitmez. O yüzden bir dikkat etmekte fayda var ya. Bu kadar değil yani. Evet, şunu da hazırlayalım. Hatta bir kısmını da diyorum. Şey mi yapsam ya? Deep freeze kaşarlı mesela. Hı? Ne dersin? Değil mi? Çünkü malzeme kalacak. Öyle değerlendirebiliriz yani. Kahvaltılara. Evet, değil mi? Sahurda. Değil mi? Vallahi sahur. Evet, yani sen. Evde annen neler hazırlıyor sahurda sana? Çok fazla şey yapmıyor. Kahvaltılık. Yoksa mide yanıyor. Ya tabii doğru. Ama öyle yapmak lazım. Yani hafif hafif. O en güzeli. Ben katılıyorum yani. Yani akşam olmuyor. Türlü mide yan. Değil mi? Yanması acayip bir şey. Evet. Vallahi anne seni doğru yapıyor. Teyze Cazım'a selamlar. Ups, şunları da şöyle koyalım. Kalmasın ve evet. Yumurta kaynatmayı seviyorlar. O yumurta da benim midem bozuldu. Ya. Sahurda. Sen sahur diyorsun. Aha. Eskişehirler öyle mi diyor Cüneyt? Bütün İslam alemi genelde sahur diyor. Aa! Tabii. İslam alemin. Ya İstanbul Türkçesi öyle bir şey yok ya. Ay ben bunu da yiyorum Cüneyt. Git gel. Sahur. İmsak vaktine doğru yener ve orucu kapatmak için. Yenilen bir öğün. İftar ise akşam ezan okununca.
Evet. Pekala, sonuncusu bu arada kaldı arkadaşlar. Bunu şöyle biraz daha yayıp uzun ve uzun ince bir yol olarak yapabiliriz yani. Harika. Ve evet. Vallahi yaptık. Oğlum ne kal... Evet. Evet, en son üzerlerine şöyle mis gibi yumurta sarısı sürmeye geldi. Biraz aralıklarla yapabilirdik aslında ama biz tabii... Göstermek istiyorum arasının nasıl olduğunu. Cüneyt yakınlaşabilirsen. Ve evet, şunu da bir gösterelim. Şuradan. Evet. Hops. Bakayım. Buharlar da çıkıyor. Ve evet arkadaşlar, afiyet olsun. Afiyet olsun.